Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda size bir integral sorusu çözeceğim. Soruyu durdurun, kendiniz yapmaya çalışın, sonra ben çözeyim. Yorumum burada şu, eğer siz baktıysanız arkadaşlar. A'dan B'ye olan bir integrali biz bazen integral olarak yaparız, bazen de kolayımıza alan yapmak gelir, alanı bulmak gelir, alandan hallederiz. Şimdi x küp eksi x kare eksi 6x'in integrali zor değildir, ancak integralini aldığınız zaman şöyle 3x kare A'dan B'ye. Bu integralin en küçük değerini alması için acaba nasıl yorumlayacağız bu şekilde? B'leri yerine yazdığımızda, A'ları yerine yazdığımızda şu şekilde bu integralin değeri. Bu integral en küçük değerini nasıl alır? B ve A ne olması lazım? Buradan yapabilen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Ben farklı bir şekilde kolayca anlatayım size. En azından kendime kolay gelene. Bakın bu integralin aslında biz grafiğini çizebiliriz. Polinomun daha doğrusu. X parantezini alırsak x kare eksi x eksi 6 x çarpı x eksi 3 çarpı x artı 2 kökleri eksi 2, 0 ve 3 olan kolu da en son yukarı doğru giden bir polinom. Neden? Başkatsayı pozitif. Dolayısıyla şöyle bir polinom çizebilirsiniz arkadaşlar. Artı sonsuza gidecek, eksi sonsuzdan başlayacak. Şöyle olabilir mi hocam? Böyle olamaz. Niye biliyor musunuz? Söyleyeyim size. X küple başladığı için, başkatsayı da pozitif olduğu için x gördüğünüz yere eksi sonsuz yazsanız eksi sonsuz oluyor. X gördüğünüz yere artı sonsuz yazsanız artı sonsuz oluyor. Bu şu demek, eksi sonsuzdan geldiğinde negatif oluyor. Sonra artı sonsuz olduğunda da yukarı çıkıyor demek. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Başkatsayı pozitif olmak kaydıyla eksi sonsuz verdiğinizde cevap negatif oluyorsa gerçekten şöyle olmak zorunda. En sonda da x kübe sonsuz verdiğinizde artı sonsuz oluyorsa evet kol yukarı doğru gitmek zorunda burada olduğu gibi. Dolayısıyla arkadaşlar bir integral demek eğri altında kalan alan demekti. Eğer x ekseninin altındaysa integral negatifti. X ekseninin üstündeyse buradaki gibi integral pozitifti. Haliyle A ve B değerleri eksi 2'den büyük olmak üzere integralin minimum olması için ben bu bölgeyi seçerim. Bu bölgede çünkü gerçekten bakın integralin değeri negatif olacak. Başka hiçbir yerde integral negatif olmuyor, fark ettiniz mi? Bu bölgeden bir A B değeri seçemem, büyük olur. Şu bölgeden integral seçemem, zaten gittikçe bakın alan büyüyor. O zaman integral büyüyor. Demek ki benim alacağım tek bölge burasıymış. Yani arkadaşlar A sıfırmış, B de 3'müş. Bu şekilde B eksi A soruluyordu bize. Cevap 3 geldi. İntegralin alabileceği en küçük değer için eğri altında kalan bölgenin x ekseninin altında kalması çok daha iyidir. Bu şekilde bir yorum. Bununla ilgili ben konu anlatımında da integralle ilgili bir tane soru çözdüğümü hatırlıyorum arkadaşlar. O da parabolle ilgiliydi. Enteresan bir yorum geldi mi size bilmiyorum ama ben bu soru hoşuma gittiği için çözmek istedim. Hangisi kolayımıza geliyorsa sorularda onu tercih ediyoruz. Burada gerçekten yorumu bizden beklediği yorum, hakikaten başka yoldan yapan varsa dediğim gibi yazsın. Beklediği yorum eğri altında kalan bölge x ekseninin altında mı kalmış, üstünde mi kalmış? Bu bir. Grafiği çizebiliyor musun? 2. İntegralin aynı zamanda alan olduğunu biliyor musun? 3. Bunları yapabiliyorsanız problem yok demektir. Eğer mevzuya çok hakim olamadıysanız tavsiye edeceğim birinci şey türevin sonundaki polinom grafiklerinin çizimini anlamak. İkincisi integralin arkadaşlar ne demek olduğunu anlamak için integralde alan kısmını bir daha gözden geçirmek. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.